sütunun üzerinde heykeli olan Konstantinos'u görüyorsunuz. Onun yanında Konstantinopolis'in kentlerin böyle bir dişi hanımefendi şeklinde gösterildiğini biliyoruz. Roma'da aynı şekilde gösterilir. Konstantinopolis'te aynı şekilde gösterilir. Ama ilginç olan noktalardan bir tanesi şudur ki bir dikili taşın üzerinde heykelin olduğunu biliyor olması bunu yapan kişinin kendisine aktarıldığı şekilde. Onun hemen doğusunda da sağ tarafta da bizim İznik kentinin Nikaya adıyla gölün hemen yanında, gölün doğusunda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani ben onu küçültmeye çalışayım şimdi şuradan. Ha tamam. Görüyorsunuz herhalde şu P harfinin hemen solundaki yer Nikaya kenti. Evet. Nikaya kenti benim nezdimde açıkçası hiçbir zaman hak ettiği yeri bulamamış kentlerden bir tanesi. Biraz talihsiz bir kent. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her zaman bir imparatorluğun başkentinin gölgesinde kalmış. Bu başkentlerden bir tanesi Konstantinopolis olmuş. Daha sonra İstanbul adı, onu sonra konuşuruz zaten çok hacet yok onunla ilgili bir şey söylemeye ama işte Osmanlı'nın ilk zamanlarında Bursa önemli bir kent olarak öne çıkmış. Fakat yine gölgede kalmış. Hem Bursa'ya yakın hem İstanbul'a yakın. Doğası çok güzel, toprağı çok verimli ama bir türlü hak ettiği yere almamış. Herhalde kurulduğu zamanda da 10 bin kişi kadar nüfusu vardı. Bugün de nüfusu 42 bin civarında. Yani İznik gerçekten böyle olması gerektiği kadar hızlı büyüyor. Belki de büyümemesi çok daha iyi. Çünkü o şekilde büyürse baştan bazı nahoş şeyler gelebilir. Bir sonrakine geçebilir miyiz lütfen? Türk dilinin önemli özelliklerinden bir tanesi her dilde olduğu gibi bozundurma yaparız biz de. Burada gördüğünüz harita şehir bölge planlamanın galiba haritası. Hem Yıldız Mimarlığı'nın bir projesi. Aslında Bursa'nın şey var, Nazım İmar Planı var. 1/5000 bu herhalde ondan esinlenmiş de yapılmış bir harita. Çünkü çok benziyor. Bu arada İznik'in UNESCO kalıcı miras listesine, kültür miras listesine girmesi için bir komite kuruldu. Beni de ona dahil ettiler sağ olsunlar çalışıyoruz diye. Ona istinaden de işte gidiyoruz geliyoruz önerilerde bulunuyoruz. Burası işte önemli korunsun, burası şu olsun bu olsun gibisinden diye. Burada haritada orta bölümde gördüğünüz yani müdahale etme şansım şu anda yok ama en ortada evet orası. Şehrin haç gibi sağını solunu kesen ana caddesi var. Onun etrafındaki koyu renklerde mevcut olan bugünkü surlarımız. Ama kentimizin kuruluşu ne zaman? Onunla ilgili olarak da hemen birkaç bilgilendirme yapalım. Bunların başında da M.Ö. 4. yüzyılda geleneksel olarak bir kuruluşu olduğunu söylüyoruz. Helenistik dönem diye adlandırdığımız M.Ö. 333'te başlayan bu dönemde kurucular genellikle ya kendi isimleriyle ya da eşlerinin, çocuklarının isimleriyle kentleri kuruyorlardı. Bunun sonucundadır ki kurulan kentlerin çoğunun isminin bir şahsa ait olduğunu biliyoruz. Burası da farklı farklı dönemlerde farklı isimlerle adlandırılmış ama en yaygın olarak kullanılan şekliyle Nikaya. Nikaya kimin nesi? Nikaya aslında Lefke kapıda. Şehrin 4 tane ana kapısı var. Bu 4 tane hani haç gibi ana cadde var dedik ya. Bu ana caddelerin her biri bir ana kapıyla neticeleniyor. Bu kapılardan bir tanesi olan en doğudaki Lefke kapının üzerinde bir kitabe var. Hala silik de olsa görünebiliyor. Yunanca harflerle, Yunan dilinde yazılmış olan bir kitabe. Burada şehrin kuruluşunun Herakles ve Dionysos'a dayandığı söyleniyor. Şimdi bu biraz mühem bir mevzu. Fakat bizim açımızdan şehrin ismini açıklamak konusunda bir faydası oluyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şehrin kurucusu olduğu söylenen tanrı Dionysos bir gün nimfelerden, perilerden bir tanesinden çok hoşlanıyor. Onu baştan çıkarmak için uğraşıyor. Gidip onu su aldığı yerdeki suyu, su içtiği yerdeki suyu şaraba çeviriyor. Sarhoş olunca da hanımefendi, Nikaya isimli bu hanımefendi onunla birlikte oluyor. Ona izafen de, ona atfen de şehri kuruyor ve onun adı da Nikaya oluyor. Bir başka söylence ise şu, Herakles altın posta arıyor. Altın posta araması esnasında buralara iniyor ve beraber geldiği yoldaşlarını kaybediyor. Kaybettiği yoldaşlarını ararken de bayağı uzun zaman arıyor olmalı ki bu arama esnasında kentler kuruyor. İşte bu kurduğu kentlerden bir tanesi. Ama bir başka daha somuta yakın olduğuna inandığımız bir şey var ki o da Helenistik dönemde burasının bir Helenistik dönem krallarından bir tanesi tarafından kurulduğu. Onun eşi ve eşinin isminin ismi Nikaya olması sebebiyle Nikaya diye adlandırılmaz. Ancak bir süre sonra iç savaşlar neticesinde burayı Antigonos Monoftalmos denilen yani tek gözlü Antigonos denilen bir adamcağızı ele geçirince, onun hakimiyet bölgesine gelince o da kendi adını alarak etti Antigonia yapıyor ama sonra tekrar Nikaya'ya dönüyor. Ne olursa olsun bir sonrakine geçelim. Resimleri ben unuttum bu arada. Dalınca öyküleri anlatmaya. Yok seçtiniz onu. Heh, tamam devam edelim lütfen. Bir tane daha gidelim. Heh, tamam bu daha kolay
anlatmak açısından daha kolay olacak. Tamam. Bu böyle kalsın. Şimdi burada nikah 4. yüzyıldan itibaren var olduğunu bildiğimiz bir, yani milattan önce 4. yüzyıl, en azından kaynaklardan bunu öğrenebiliyoruz. Bu kaynaklar da milattan önce 4. yüzyıl kaynakları değil ama Roma kaynakları daha çok. Onu da altını çizmekte fayda var. O yüzdendir ki birkaç başka söylence daha var. Mesela bir sikkeyle ilgili çalışmalar yapan bir sitede ben geçenlerde gördüm. Milattan önce 500 yılı civarında Attaya ismiyle kurulduğunu söylüyorlar. Neye dayanıyor? Bilmiyorum açıkçası. Keza benzer şekilde Helikore ismi ortaya çıktı. Helikore ismi neyin nesi? Helikore hangi yorumlamayla bu hale geliyor bilmiyorum ama Yunan dilinde bu kadar zorlama olduğunu ben görmemiştim. Helikore bağ bahçesi bol anlamına kullanılan bir iş. Ama Helikore'nin isminin ortaya çıkışı, yani milattan önce 4. yüzyılın da öncesinde, milattan önce olasılıkla 5. yüzyıla ait olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen kaynak ne? Notitia Episcopatum denilen bir liste var. Yani piskoposluklar listesi. Bu da kiliselerin, cemaatlerin önem listesi. İşte içerisinde bulunan kutsal kişilere ait olan kemiklerden, şundan bundan dolayı bu kilise önem kazandı. O yüzden o yukarılara tırmandı gibisinden bir mantıkla oluşturulmuş, sürekli yenilenen bir listedir. Bu Notitia liste demek, Episcopatum, episkoposluk listesi. İşte burada 11. yüzyılda yazılmış olan bir episkoposluk listesi bir derkena, yan not olarak olan bir yerde Helikore isminden bahsediliyor. Şimdi 11. yüzyılda yazılmış tek bir kaynakta, hem de ana metninde değil de böyle bir yan notta yazılmış olan bir şeyden hareketle burada bir Helikore isimli kentin olduğunu ileri sürmek çok gerçekçi olmaz. Değil mi? Buyurunuz, devam edelim. Bir de tabii bize böyle eksik, yanlış, sorgusuz, sualsiz öğretilen şeyler var. Ben onlardan çok hoşlanmıyorum. Mesela şey deniyor. Efendim bizim kentimizde, özür dilerim, bizim ülkemizde ızgara plan ortaya çıktı falan. Yani öyle bir şey yok arkadaş. Bugünkü Pakistan sınırlarında, Hindistan-Pakistan'ın birleştiği yerde Indus Vadisi vardır. Indus Vadisi'nde Mohenjo-Daro diye bir şey var. Koskocaman şehir var. Milattan önce 2500. Orada da ızgara planlı şehir var. Bayağı var yani. Öyle böyle değil. Bizde de ızgara planlı şehirler var. Tamam, Batanoğlu'da güzel örnekleri var. Miletos'ta falan filan. Burada ızgara planlı bir şehir diye düşünülür. O nedenle önemlidir. Ama maalesef bizim topraklarımızdan çıkmış. Mimar Hippodamos'un uydurduğu bir sistem değildir. O olsa olsa adapte etmiştir. Tamam, onu almışlar. Bu İznik Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, harita dairesinin yaptığı, benim çok da yani hak ettiği değeri verdiklerini düşündüğüm bir harita değil. Çünkü gösterilen kuleler, surlar, surların önündeki hendek, ondaki su filan gerçekçi değil. Keşke biraz daha ciddi bir şey olsa. Mesela arkadaki tiyatroyu görüyorsunuz. O tiyatro galiba Aspendos Tiyatrosu gibi bir şey. Yani burada o kadar görkemli bir tiyatro olduğunu zannetmiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Bir de nüfusun yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu hangi tarihte yapılmış merak ediyorum. Neyse, bu bizim mevzumuz değil. Ama unutmayınız, burası Bitinya bölgesiydi. Bitinler bir Trak kavmiydi. Bitinler Trakya'dan göç ederek gelmişler. Bugünkü İstanbul'un dış mahallelerinde Göztepe'de oturmuşlar. Bir süre sonra gelmişler. Buraya yerleşmişler. Bir kısmı devam etmiş. İşte Bitinya bir krallık olmuş. Roma ile yaptığı savaşlar sonucunda en son artık Roma burayı teslim alınca yeni eyaletler kuruyor ve Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oluyor burası. Roma Devleti'nin baştan, Cumhuriyeti'nin, sonra İmparatorluğu'nun bir parçası oluyor. Milattan önce 74'ten itibaren. Bu arada ben bunları konuşuyorum da, şimdi böyle reklam gibi olacak ama bununla ilgili ben bir kitap çalışması yapıyorum. Ahmet Bey biliyor. Yani epeydir çalışıyorum ben İznik'le ilgili. Osmanlı öncesi İznik diye bir çalışma yapıyorum. Ve burada Osmanlı öncesinde neler vardı, hangi anıtlar vardı, neler vardı gibisinden diye bayağı ciddi çalışıyorum. Kısmetse iki hafta içerisinde bitecek. Yani bayağı bir süredir çalışıyorum. Her gün bayağı bir kafa patlatıp onunla uğraşıyorum. O yüzden ara ara böyle bazı şeyleri kaçırırsam ağzımdan kusuruma bakmayın, dikkatim dağılıyor ondan dolayı. Bir sonraki resmi alabilir miyim lütfen? Bu sağ olsun Google Earth'ten aldım. Benim Google Earth Pro var bende. Oradaki uygulamadan aldım. Böyle tam tepeden değil de 30 derecelik açıyla görelim ki şehrin tamamını görelim istedim. Bu ilginç bir yaklaşım. Çünkü şehrin tam ortasından, bizim baktığımız açıdan yukarıya doğru giden ana caddesi var. Bu ana cadde daha sonra Roma tarafından da sıklıkla kabul edilebilecek olan ana caddeler sisteminin bir parçası. Bugün Amerikan filmlerinde hep duyarsınız 2 blok, 3 blok falan der ya, onun tam karşılığı Latince de insula. Bizde de tapu kayıtlarında buna ada denir. Değil mi? Ada, pafta, parsel falan işimiz düşünce gidiyoruz ya oraya. İşte bunun her biri bir adadır. Ada neye verilen isim? Ana caddeye paralel sokaklar ve caddelerin içerisinde konutların olduğu mekanlara verilen isim ada. Roma şehirlerinde, burası da bir Roma şehri oluyor ama aslında buranın M.Ö. 4. yüzyıldan beri olasılıkla surları vardı. Daha sonra milattan sonra 2. yüzyılda Hadrianus döneminde 117-138 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Hadrianus aynı zamanda
belki de en çok seyahat eden Roma İmparatorluğu. Onun gezdiği yerlerde ciddi bir tamirat olmuş. O da burayı tamir etmiştir. Şöyle bir sorun var bu şehrin, Nikaya'nın. Çok ciddi bir rakibi var. Nikomedia var. Nikomedia ile Nikaya, Bitinya eyaletinin ilk şehri olmak için sürekli yarış halindedirler. Sıklıkla da Nikomedia bunu kazanır. Ama Nikaya'da geride kalmasın diye önemli bir ünvan olan Neokoros, yani imparatorun tanrı olduğunun teyidini ve bazı ayrıcalıkları içeren bir sisteme dahil olmayı alırlar. Neokoros ünvanı alan şehirler mesela Efesos gibi vergiden muaf olur. Turist çeker, hediyelik eşyadan para kazanır vesaire. İşte burası da Neokorosluk ünvanını alıyor. Ama daha sonra bir isyan sırasında yanlış tarafı seçtikleri zaman bu ünvanları elinden alınıyor. O açıdan bakıldığı zaman da bu mühim bir şeydir. Peki bizim baktığımız Roma şehrine bakarsanız çok önemli bir özellik çıkar karşımıza. Roma'nın kendisi dahi Neokoros. Burada cevap veriyorum, alttan soru geliyor da. Tamam ya. Nasıl? Vereyim tamam mi? Değil mi o? Yazmış yani. Okunuşunu yazmış. Ha. Bu Roma'nın yeni kurduğu şehirlerde bu şehirlerin hemen hemen tamamı askerler ya da emekli edilmek üzere planlanmış şehirlerdir. Ve bunların kurulduğu yerler daha önce de konuşmuştuk. Afrika'da, Balkanlar'da bir askeri kamp biçimi de yapılır. Askeri kampların her birine kampüs denir. Bize nedense bu kampüs denen üniversitelerin yerleşkeleri de Roma askeri kampından hareketle oluşturulmuştur. Bunların kuzey-güney, doğu-batı yönlerinde Carbo ve Decumanus isimli ana caddeleri vardır. Bunların buluşma yerine, birleşme yerine de böyle bir anıtsal bir kapı olur. Bu kapının etrafında da şehir hayatı canlanır. İşte Roma yeni kurduğu şehirlerde bu sistemi oluştururken kendisi de dahil olmak üzere. Eskiden devraldığı şehirlerde öyle böyle bir lüksü yok. Yani eski Yunan ya da Helenistik dönem şehirlerinde var olan bir şehri tümden yok edip onu sıfırlamanın alemi yok. Ona bir faydası yok. O nedenledir ki eğer bir şehir önceden varsa buna kolaylıkla anlıyorsunuz. Bu şehir de önceden var. Bunu anlamanın yollarından bir tanesi surların yamuk yumuklu. Görüyorsunuz alt kısımlarda böyle gereksiz bir cep yapıyor, çıkıyor, giriyor falan. Çok zor bir şey değil dümdüz duvarları geçebilmek. Hepimizin de aklı buna yeter. Ama buna sebep olan bazı şeyler olsa gerek. Bir sonraki resmi alayım lütfen. Gelmiyor. Fatih Bey. Ağır geliyor. Bu benim böyle kitap için çalışma yaparken ayağı araştırdım. O zamanlarda bulduğum fotoğraflardan bazıları. Bu arada paylaşmanın bazı resimler var. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın harita birimi var. Orayla gidip sözleşme imzalıyorsunuz. Oradan aldığınız haritaları kullanmamak kaydıyla veriyorlar size. Yayında kullanmak istiyorsanız ayrı bir sözleşme yapıyorsunuz. Bugünlerde benim gitmem söz konusu değil ama bu gördüğünüz fotoğraf 1914 öncesinde çekilmiş olmalı. İllüstrasyon dergisi var. Orada 10 Ocak 1914'te basılmış. Demek ki bu tarihten önce çekilmiş. Yani Dünya Savaşı'nın hemen arefesinde çekilmiş ve görüyorsunuz İzdin yerleşiminin ne kadar kısıtlı bir alanda olduğunu. Tam merkezde yerleşim var. Göl tarafına yerleşim yok. Diğer yerlerde yok. Bu da demektir ki buranın nüfusu ya gölden bir sorun yaşıyor ya depremden bir sorun yaşıyor ki oralar çok tekin gelmiyor. Göl kıyısı herhalde oradaki surların da zayıf olması, kapının çökmesi, saray binasının muhtemelen göle bakan cephesinin çökmesi sebebiyle çok tercih edilen bir yer değildi. Ama bir fikir olsun diye size bunu koydum bu resmi, 1914'de yayınlanmış olan resmi. 1922'de ve daha sonraki tarihlerde de şehrin yoğunluğu çok da fazla değil. Nitekim biraz sonra bir tane daha göreceğiz. 1833'te çizilmiş bir resim var. Lütfen. Yok, bir sonraki resim. Bu Charles Texier'in çizdiği bir şey. 1833. Yani 1833'te yaptığı bu çizimde de şehrin kuş bakışı, nerede yerleşimin olduğunu görüyoruz. Sol taraf göl, sağ taraf dağ tarafı. Yukarı kısmı İstanbul'a doğru giden bölümü. Ortada bu yoğunluğun olduğu yeri görüyorsunuz. Hayli küçük bir alanda insan nüfusunu yaşadığını görüyoruz. Ve burada çok seyyahlardan bilgi sahibi oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de mimar hem seyyah diyebileceğimiz Charles Texier. Güzel çizimleri var. Texier bir de mantıklı çıkarımlar yapıyor. Kendisine söylenen bazı mekanların olamayacağını söylüyor bize. O açıdan önemli işler yapıyor. Lütfen bir sonrakini alayım. Tabii bir de şöyle bir şey var. Roma kentlerinin en büyük belalarından bir tanesi Gotlar oluyor. Gotların yaptığı saldırılar neticesinde eğer siz bunları yenerseniz Gotikus ünvanı alıyorsunuz ünvanlarınızın arasında. Ve bu Got saldırıları, 3. yüzyılın başında yaşanan Got saldırıları sırasında tahribat çok oluyor. Ve bu Macrinus'un bir sikkesidir. O Macrinus'un sikkesi. Bu sikkede görüldüğü üzere surlar gösteriliyor. Niye sur gösteriyor? Çünkü propaganda yapıyor burada. Onlar saldırdı, onları yendik. Üstüne üstlük bu surlar sayesinde koruduk diye surlarını kuvvetlendiriyor. 3. yüzyılın ortası 260 yılı civarından bir sikke bu. Devam edelim lütfen. Sikkeler aynı zamanda imparatorluk propagandası amacıyla kullanıldığı için bazen şehrin geleneksel kurucusu olarak sağ tarafta
fillerin çektiği arabasının üzerine Tanrı Dionysos'u görüyorsunuz. Dionysos aslında çok ilginç bir kişiliktir. Hani Yunan mitolojisinde karşımıza çıktığı gibi böyle dans edip şarap içen bir adam değildir. Aslında savaşçı bir tanrı. Trak kökenlidir ve onun arabasını panterler çeker. Panterlerin çektiği bayağı savaşçı, yürüyünce yeri titreten bir adamdır. Nedense Yunan coğrafyasından kapılınca böyle içki içen, dans eden bir adam haline geliyor. Ama ne olursa olsun kökenini tümden kaybetmiyor. Onun diğerlerinden farklı birinin olduğunu, bir tanrı olduğunu göstermek için fillerin çektiği arabası var. Gördüğünüz sağ tarafta. Hani demiştik ya, şehrin geleneksel kurucuları Herakles ve Dionysos. İşte bu da ona bir öykünme. Lütfen devam edelim. Şimdi şehrin içerisinde tabii Roma'nın gelmesinden sonra bazı şeyler karşımıza çıkıyor. Hani şehrin ortada kalan, gözümüze ilişen, zamanımıza kadar gelmiş olan en iyi yapıları surları. Surların uzunluğu yaklaşık 3 kilometre kadar diye bildiriliyor bize. 16 stade olduğu söyleniyor. Bugün 3 kilometreden daha uzun tabii, onu biliyoruz. Ama surlar kadar bir de Hristiyanlığın yasallık ve yasal zemine oturmasından sonra bir takım yapıların çıktığını da biliyoruz. Bunların içerisinde en önemli kiliseler. Bu kiliselerin erken dönem yapılarda karşımıza çıkan çok önemli bir özellik var. Tanrı'nın sıfatlarına atfen, Ayasofya, Aya, Irini gibi yapıların isimlendirildiğini biliyoruz. Daha sonra kutsal kişilere ithafen bu insanların da şey olduğunu biliyoruz. Bazı kişilerin de isimlerine ithaf edildiğini biliyoruz. Ya arkadaşlar, soru soruyorsunuz, aşağıya bakarken aklım karışıyor. Onları sonra sorsanız olur mu? En son hocam. Kusura bakmayın. En son. Çünkü oran bakayım, karıştım. Tamam. Burada şimdi gördüğünüz Ayasofya. Ayasofya'nın bir öncesi bir sonrası var. Bu en son tamirattan sonraki hali. Ama şunun için önemli. Ayasofya'nın bugünkü zeminden yaklaşık 2 metre kadar aşağıda olduğunu görüyoruz zeminin. Lütfen devam edelim. Yani Ayasofya'nın hemen arkasından geçen bu Berdren diye bir fotoğrafçı var. Çok meşhur bir fotoğrafçı, macera perest. Dünya turu yapmak için para topluyor. Ondan sonra biraz fotoğrafçılık işlerini öğreniyor. İstanbul'a geldiği zaman biletini yakıyor. Dünya seyahati biletini yakıyor. Burası çok güzel yer diye. Burada kalıyor. Onun çektiği resimler sağ olsun çok önemli resimler, çok güzel albümler. Burası Ayasofya'nın içerisi. Ayasofya'nın içerisi bayağı bakımsız kalmış. Bunu da biliyoruz fetihten sonra, yani Osmanlı fethi 1331 yılında oluyor buraya. Fetihten sonra camiye çevriliyor. Camiye çevrildikten sonra uzun süre bakımsız hale kalıyor. Ondan sonra yakındaki mescitlerle ibadet ihtiyacını karşılıyorlar. Ama bu da 1800'lerin sonunda çekilmiş bir fotoğraf. Ama burası önemli bir yer. Çünkü Hristiyanlık için burada çok önemli bir takım olaylar gerçekleşiyor. Bunlardan iki tanesi de konsiller. Konsil ve konsül arasındaki farkı lütfen altını çizerek söylüyorum size tekrar. Konsül Roma'da çok üst düzey rütbeli memurlara verilen ünvan. Konsil ise dini amaçlı sorunların çözümlenmesi için bir araya gelen bir toplantı. Din adamları toplanıyor. Sorun neyse onu halletmek için bir çıkar yolu arıyorlar. İşte bu konsillerin ilkinin olduğu yer İznik olması hasebiyle önemli. Ha, bu arada İsmine dönelim. Nikaya'ydı ya burası. Hep Nikaya olarak kaldı. Ne zaman değişmeye başladı burası? 10. yüzyılda mesela bir tane Arap şey var, tarihçi var. Masudi. Masudi diyor ki buranın ismi Nikye. Ondan sonra zamanla bozuluyor ve şehrin dışarısında yaşayan Rumlar, aynı İstimpolis'te olduğu gibi, şehre gidiyorum, şehrin içine gidiyorum gibisinden diye. Mesela İznikmit diye bir şehir var. İznikomedia. İznikomedia bozuluyor, İznikmit oluyor. Daha sonra İznikmit de düşüyor, İzmit oluyor. Neo Kayseriya bozuluyor. Ne oluyor? Niksar oluyor. Burası da İznikaya. İznikaya bozuluyor, İznik oluyor. Onu da biliniz lütfen. Ha, Ayasofya'nın 1990'ların ortasında tamir öncesi halini gösteren bir fotoğrafı. Onun üzerine bir çatı yapıldı. Kubbelerin üzerlerindeki betonlar arındırıldı. Daha görece olarak daha iyi bir malzemeyle yapıldığını düşünüyorum. Çok da emin değilim ama o en azından yapılmış tamirat hiç yoktan iyidir diyelim. Hiç olmazsa su girmiyor, kuş girmiyor içeri. Bilmemiz olsun kârdır. Lütfen devam edelim. Ayasofya birkaç farklı aşamada inşa edilmiş yapılardan bir tanesi. Burada mühim bir yapı bu. Neden? Çünkü hani demiştik ya, İznik tarihinde hani bir kent olarak kuruldu. Bitinya Krallığı'nın parçası oldu. Roma'nın parçası oldu. Sonra Hristiyanlık geldi. Hala Roma'nın parçası ama Hristiyan Roma'nın parçası oldu. Şehrin içerisinde var olduğunu sikkelerden bildiğimiz, sikkelerin üzerindeki tasvirlerden bildiğimiz tapınaklar var. Bunlardan mesela bir tanesi var. Bir Apollon tapınağı. Şehrin dışında diye bahsediliyor. Taşra'da diye bahsediliyor. Bir yeri belli değil. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki tapınaklar var. Ama şöyle de bir sorun var. Tapınaklar Hristiyanlığın resmi din olmasından sonra taş ocağına dönüyor. Oradaki malzemeleri alıp kullanıyorlar yeni inşaatları yapmak için. Bunun da başlangıç tarihi 380. 380 yılından itibaren Roma Devleti'nin resmi dini Hristiyanlık oluyor.
Selanik Fermanı. Bu çok bilinmez ama Tesaloniki veya Selanik Fermanı adıyla anılan belgeyle Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oluyor. Ondan sonradır ki 1. Teodosius'un emirnameleri devam ediyor ve denen odur ki bu dönemden itibaren tapınaklara ihtiyaç yoktur. Tapınaklardaki tüm inşa malzemeleri alınır ve kullanılır. Ondan dolayıdır zamanımıza tapınakları gelmemiş. Ama bu yapının inşa aşamasında olasılıkla tapınak ya da buna benzer yapıların olduğunu biliyoruz. Devşirme kullanılmış. Bir başka noktanın altını çizelim. Strabon var ya, bizim meşhur tarihçi Amasyalı. Strabon'un anlattığına göre bu şehrin ortasında hani böyle haç biçimli tam kesişme noktasında bir kapı oluyor demiştim ya. Tam da Ayasofya'nın olduğu yer. Ama bazen bu kapının olduğu yerin yakınında çok önemli pazar yerleri oluyor. Agorası oluyor. Romalılar forum diyor. Yunanlar agora diyor. İşte diyor ki tam bu kapıların birleştiği yerde bir tane agora var. Hatta Roma döneminde de bu agora yanmış, yıkılmış. Yenisini yaptırmak için izin istiyorlar. Ona dair mektuplar var. Plinius'un, genç Plinius'un yazdığı mektuplar var. O açıdan mühim. Hatta 1800'lerin sonunda yapılan çalışmalar sırasında bu Ayasofya'nın arkasındaki alanda, ağaçların arkasında sol tarafta binaları göreceksiniz. Eski belediye binası orası. Oranın altında yapı kalıntıları ve bir kapı girişi bulmuş bir araştırmacı. Onun iddiasına göre, bu araştırmacı aynı zamanda farklı iddialarda bulunuyor. Onun iddiasını tekrar edenler de var. Ama doğru bir şey söylüyor galiba. Olasılıkla da bu Agora'nın girişi orası. Sonra üstüne binalar yapılmış, görünmez hale gelmiş. Bir sonraki resmi alalım lütfen. Ayasofya'nın farklı açılardan görünümü. Doğrudan bakıyoruz. Demin söylediğim devşirme malzemeler. Bakın pencerelerin altındaki bu taş bloklar Ayasofya'dan daha erken tarihe dönemlenen Roma dönemi yapılarının kaideleri, sütun kaideleri, yazıt kaideleri vesaire. Ama unutmayınız, Ayasofya'nın inşa tarihine ilişkin çok net bilgi sahibi değiliz. Bu konuda yapılmış tezler var, farklı iddialar var. Ama benim inandığım görüşe göre 5. yüzyılda ve onun ardından 6. yüzyılda yapılmış olması çok kuvvetli. Çünkü 5. yüzyılda yapılmış bir yapı olmalı ki 6. yüzyılda geçirdiği çok büyük bir deprem neticesinde Ayasofya'yı, İstanbul Ayasofya'sında yaptıran 1. Justinianus buraya geliyor ve burada çok sayıda yapıyı ihya ettiriyor. Aralarında bu da var. İhya ettirdiğine göre demek ki burada bir yapı vardı ki ihya ettiriyor. Yoksa onun resmi tarihçisi olan Prokopios derdi ki çokça kilise inşa ettirdi. Hayır, tamir ettirdi diyor. Ve diyor ki mesela köprü tamir ettirdi, saray tamir ettirdi. Demek ki vardı ki tamir ettirdi. Değil mi? Devam edelim lütfen. Burada ilginç bir şey daha var. Burada sol tarafta bir kafes var. Bakınız, görüyorsunuz zeminde. Kafesin olduğu yer önemli. Çünkü bu, hani demiştik ya, birkaç ayrı dönemde yapıldığını bildiğimiz bir yapı bu Ayasofya. 5. yüzyılda, 6. yüzyılda yapılmış olmalı. 5. yüzyılda yapıldı, 6'da tamir gördü. Sonra büyük olasılıkla 11'de tamir gördü. Bir daha 13'te tamir gördü vesaire vesaire. Ama biliniz ki bu tamir aşamalarının bir tanesi, ki benim şahsi kanaatim bunun 13. yüzyılda olduğu yönünde, bu tamir aşamalarından bir tanesinde maddi zorluk çektikleri için bir sponsorluk sistemi benzeri bir sistem var. Ondan geçen seferki konuşmamızda da bahsetmiştik. Haristikarios sistemi, Haristike sistemi diye bir sistem. Siz bağışta bulunuyorsunuz. Buna karşılık siz ve aile üyeleriniz manastırın kilisesi ya da cemaat kilisesinin kilisesinin dışında bir yere gömülme ayrıcalığını elde ediyorsunuz. Bu kiliseye bitişik olan, burada görüldüğü gibi, mekanlara par iklesyon deniyor. Kiliseye bitişik. Tamam mı? Buradaki gömülmesi karşılığında da bu adam diyor ki ben bu kilisenin masraflarını karşılarım, tamiratını yaptırırım ama ben ve aile üyelerim gömülecek. Peki ben sıradan bir adam değilim, param da çok. O halde benim mezarımın zemini de çok yüksek kaliteli mermerle ve mozaikle kaplı olsun diyor. Nitekim bu kafesin altında da mozaikler var. Devam edelim lütfen. Bu son cemaat yeri, yani Ayasofya'nın hemen girişinde duvardaki deliklerden gördüğünüz kadarıyla camilerde, Anadolu camilerinde sıklıkla karşımıza çıkan şekliyle son cemaat yerinin olduğu nokta. Harap olduğu için tekrar tamir edilmemiş. Lütfen. Sonra Orhan Camii adıyla tekrar ihya edildi burası. Ama tabii bu konularda biraz hassas olmak lazım. Eğer diyorsanız ki vakfiyeden hareketle, devam ediniz. Vakfiyeden hareketle biz burayı ihya ettik. O halde vakfiyelerin her gereğini yerine getirirsek, mesela Ok Meydanı'nda yapılmaması gereken şeyler var. Ok talimi dışında hiçbir şey yapılamaz. Üstünde kuş dahi uçmaya deniliyor. Biz oraya ev yaptık üstüne. Ne yapacağız? Değil mi? Vakfiye temelse eğer. Neyse. Şimdi Ayasofya camiye çevrildikten sonra tuhaf bir görüntü oldu. Yani orta bölüm burası, gördüğünüz halıyla kaplandı. Biraz da zemin yükseltildi. Burası namaz için kullanılan bir yer oldu. Ama bunun 50 metre sağ tarafında bir zaten cami vardı. Yani orası da çok sık kullanılan bir yer değildi. Neyse, hadi temizlenmiş oldu diyelim. Ama doğuya doğru bakıyorsunuz. Burada gördüğünüz bu büyük kemerler Osmanlı dönemi tamiratlarının neticesidir. Bu kemerlerin
Sinan tarafından yapıldığı söylenir. Ben o konuda çok bir bilgi sahibi değilim. Çok da iddiada bulunmak istemiyorum. Ama Bizans döneminde biliyoruz ki 3 tane kemer, yani böyle, ortalarında 2 tane sütunla, yani bu açıklığın aslında ortasında 2 tane sütun olduğunu düşününüz. Osmanlı da bunu gereksiz bulup tek bir kemerle geçiyor buralar. Buyurunuz. Burada tabii kilisenin doğuya yönelimi olduğunu biliyoruz. Burada kuzey ve güneyde, yani ana absisin doğuya bakan bölümün sağ ve solunda, dışarıdaki resimlerde baktığımız zaman kubbenin kubbelerini gördüğümüz mekanlar, bunlar eğer ki zemininde izini bulabilirseniz bir sunak masasının ya da sunak masasını bulursanız bunlar yan absis diye adlandırılır. Eğer bunu bulamazsanız bunlara o zaman pastaforia, hizmet hücreleri adı verilir. Ama işte bundan hareketle bununla ilgili çok iddialı olmamak lazım. Bazıları doğrudan pastaforia derler ona. Neye dayanarak söylüyorsun? Değil mi? Ya da yan absis demek niye dayanır? Yan absis önemlidir. Çünkü 6. yüzyılın ortalarında 567 yılında Fransa'da Auxerre kentinde bir karar alınıyor bir konsilde. Diyorlar ki bir sunakta, yani absisin içerisindeki masada, bir günde birden fazla ayin kutlanmasın. Hal böyle olunca ne yapıyorsunuz? Ya çok herkesin sevdiği bir kilise ise burası, çok düğün oluyorsa ne yapacaksınız? O zaman 3 gün 5 gün bekleyeceksiniz ya da başka kiliseye gideceksiniz. Ama bu kadar merkezi bir yerse o yüzden sizin birden fazla absis yapmanız lazım. O zaman yan absisler fikri ortaya çıkıyor. Devam edelim. Ayasofya'nın içerisindeki bu mekanlar maalesef çok uzun süre harap olmuş. Duvar resimleri var orada, freskolar var. Ama burayı tütüncüler tutmuş. Tütüncüler içerisinde tuttukları tütünlerle beraber biraz da ısınmak için yakmışlar herhalde orayı. Ondan dolayı kararmış. Hep seyahatlerimize bildirdiği bu. Bu bir zemindeki mezarlardan bir tanesi. Bir kilisenin içerisinde gömülme çok önemli bir ayrıcalıktır. Bu değil, bir önceki. Bu kilisenin içerisinde gömülme ayrıcalığını elde etmek için de aziz ya da bir kutsal şahsiyet olmanız lazım. Ya da o kiliseye yıllarca hizmet etmişsinizdir. Ayrıcalık olarak derler ki ömrü buraya vefa etti. O nedenle burada kalmasının karşılığında da kendisinin burada gömülme ayrıcalığı oldu. Buyurunuz, devam ediniz. Şimdi göreceğiniz resim, gidip geldiğimiz resim, bu sunak masasının ayakları. İşte bahsettiğim absisin içerisinde olduğunu bildiğimiz sunak masasının ayaklarının geçtiği yerler, şu sol altta küçük bir kare bölüm kalmış. Onun üstünde bir masa olduğunu düşününüz. Bu masanın üzerinde İsa peygamberin hayattayken söylediği, son akşam yemeğinde söylediği şeylere istinaden, benim kanım şaraptır, etim ekmektir gibisinden aile katından cemaate bunlar verilir. Devam ediniz. Absisin de görüntüsü bu. Şüphesiz ki pencereler ve etrafları süslüydü. Üzerleri fresko ya da büyük ihtimalle mozaikle bezemeliydi. Bir de unutmayınız lütfen, hani 325 yılında bir konsil oldu burada. Bu konsil önemli bir şeydir. Çünkü Hristiyanlığın yavaş yavaş yayılmaya başladığını bildiğimiz zamanlarda 1. Konstantinos, İstanbul'un kurucusu olan 1. Konstantinos bir şeyin farkına vardı. Hristiyanların gücü ve sayısı çok artıyordu. Ya onları tümden kılıçtan geçirecekti. Çok kolay değil bu. Başlangıçta halkın en düşük seviyesi kendilerine iyi muamele, açlık karşısında açlıktan ölmeyi engellemek için yemek verme sebebiyle Hristiyanlığa yanaşıyordu. Bugünkü cemaatler gibi. Yani senin çocuğunu biz okuturuz. Sen aç kalmazsın biz yediririz gibisinden diye. Düşününüz, bir kölesiniz, çocuğunuz var ve onu da kaderi kölelikten başka bir şey değil. O halde ne yaparsınız? Ben Hristiyan oldum dersiniz. Kilise size yemek verir. Öldükten sonra en zor, en meşakkatli şeylerden bir tanesi olan cenaze işlerinizi ve masraflarınızı onlar karşılar. Hayatınız rahatlaşır. O yüzden başlangıçta halkın en alt seviyesi buna dahilken daha sonra senatörler, eşleri, askerler vesaire girmeye başlayınca iş ciddiyet kazandı. Nitekim Galerius isimli bir imparator da 311 yılında bunun farkına vararak biraz da başlangıçta kötü davranırken Hristiyanlara karşı ya bir dakika bu iş ciddi deyip onlara müsamaha gösteren bir tavır sergiledi. 313 yılında da imparatorluğun idari olarak batı ve doğusunun yöneticileri var. Licinius doğunun, Konstantinos batının yöneticisiydi. İşte bir araya geldiler. Licinius dedi ki ya sende çok yok da sorun. Bizde doğru herkes Hristiyan oluyor. Ne yapalım ne yapalım? O zaman serbest bırakalım gibisinden bir emirname yayınladı. Bu emirnamenin yayınlandığı kent Milano olduğu için Milano Fermanı diye adlandırıldı. Ondan sonra Hristiyanlık serbestiyet kazandı. Sonra iç savaşlar neticesinde imparatorluğun tek yöneticisi olunca 1. Konstantinos, o da dedi ki her şeyi nasıl standart hale getirdiysek ibadeti de standart hale getirelim ve burada da benim gücüm yatsınmasın. O yüzden onun hayatına ilişkin çok önemli bilgiler elde ettiğimiz Lactantius ve Eusebius'tan öğrendiğimiz haliyle açıkçası Roma'da imparator aynı zamanda tanrıydı ya, tanrılıktan vazgeçmesi isteniyor. Bu kolay bir şey değil. Yıllarca sen tanrı olmuşsun. Sikkelerde başının üzerinde ışın demetleri var. Yani Apollo'nun oğluyum ben. Benim sözümden çıkmayın diye bir tavır sergilemişsin. Sonra birisi geliyor diyor ki gökyüzünde bir krallık var. Bu krallık o krallık değil. Sen de ya onu bir reddedeceksin ya da tamam diyeceksin ben taraftar olayım.
Zannediyorum ki bir pazarlık neticesinde Konstantinos Lactantius'un bize anlattığı o Latincesiyle, Eusebius Yunanca anlatıyor. Lactantius diyor ki bir tanrı, bir imparator fikrinde hemfikir kaldık. E bunun üzerine ama asıl patron benim gibisinden diye göstermek amacıyla tüm dünya Hristiyanlarını toplayacak bir toplantıyı kararlaştırıyor. Ve ilk başta Ankara'da ya da Ankara'da, daha sonra başka yerlerde planlanacak bir şey bu. Ne oluyorsa buraya geliyor, Nikaya'ya geliyorlar. Nikaya'da ibadetin standart hale getirilmesi için tüm dünya Hristiyanları gelecek diyor. Batı'dan bir kişi var, bir tane İspanya'dan biri var. Onun dışında herkes doğudan. Ama ne olursa olsun ve tabir caizse kaş yapayım derken göz çıkartılıyor. Genel bilginin, genel yanlış bilginin aksine burada dört tane İncil falan da kabul edilmiyor. Onları da unutmayınız lütfen. Dört İncil'in kabulü çok daha sonraki yüzyıllarda oluyor. Unutmayınız. İncil, yani Farsça İncil müjde demek. Batı dillerinde işte müjde karşılığı, biz niye müjde demiyoruz onu bilmiyorum. Biz İncil diyoruz, Farsçasını kullanıyoruz hala. İncil'in dört tane resmi yazarının olduğunu biliyoruz da onların acaba o yazarlar olduğu mu şüpheli. Bir de tabii elimizde en erken tarihli İncil parçası 150 yılı civarında, 6'ya 9. Ondan geçen sefer de bahsetmiştim. İngiltere'de, Manchester'da John Ryland kütüphanesi, ufacık bir parça. İncil Aramice ve Yunanca yazılmıştır. Yani Latince'ye çevrilmesi 382 yılı. Hocam. Her şey kaybeder. Buyurunuz. Şimdi lafınızı bir türlü kesemiyorum. O kadar güzel akıyor her şey. Estağfurullah. Yok, oturduğunuz iskemle hep böyle gıcırdayarak. Ha evet, ben de kıcırdayarak. Dikkati oraya çekiyor. Hiçbir şey yapma şansımız var mı ona? Yoksa böyle devam edeceğiz yani. Yok ya, atayım ben onu. Ha, attım işte. Buraya geçeyim, ne yapayım? Vallahi harika olur ya. Yani bak, ya. Kusura bakmayın. Herkesten de özür diliyoruz. Ben kesemedim. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Harika ya. Yani. Yok. Tamam. Taktı mı da insan fena takar. Yani gıcırtı da fena olur. Haklısın. Tamam. Şimdi Konstantinos'un yaptığı şey şu. Bir de bildiğimiz bir şey daha var. Bu 4. yüzyıla katılan din adamı sayısını bile bilmiyoruz net, biliyor musunuz? 300 ile 367, hatta 450 arasında olduğu düşünülen rakamlar var. Ama ortak kanaat 318. Allah Allah, niye 318? Çünkü eski ahitte Hazreti İbrahim'in hizmetkarlarının sayısı 318. E biz de Tanrı'nın hizmetkarıyız ya. O yüzden 318 sayısı güzel bir sayı. 318 böyle kararlaştırılmış bir sayı. Kimse de buna hayır demiyor. Burada dört İncil kararı alınmıyor. Alınan karar ne biliyor musunuz? Paskalya ne zaman kutlanacak? Herkes hemfikir. Paskalya'nın tarihi sabitleniyor. Bir de başka bir takım şeyler var. Orada biraz böyle iç işleyişle ilgili. Mesela ibadet edilirken şunlar şunlar olsun. Din adamı olmak için şunlar şunlar yapılsın. Şu günler tatil olsun. İşte din adamları para karşılığında evlere gidip dua etmesin. Veya işte cinsel tercihleri farklı olan din adamlarını kiliseye kabul etmeyelim. Yani şu veya bu şekilde bunlar ortaya konuyor. Bu esnada bir de doğudan gelen, Afrika'nın kuzeyinden, Mısır civarından gelenler bir takım sorunlar çıkartıyor. İşte Arius. Arius'un çıkmasıyla beraber Arius diyor ki iyi hoş, İsa peygamber çok güzel de Tanrı babası Tanrı da İsa'da tanrısallık yok. Tanrı'yla aynı özden tamam değil yani. O da bir insan. Tamam yaratılmıştır. İyi, Tanrı'nın oğludur addedelim ama Tanrı değildir o. Vay sen bunu nasıl söylersin diye Athanasius ve diğerleri, yani isimlere çok girmek istemiyorum ama biliniz ki burada ibadetin sabitlenmesi, standart hale getirilmesi önemli. Neden önemli? Çünkü daha önce ne vardı? Tapınağa gelirdiniz, kurbanınızı getirirdiniz, kurbanınızı keserlerdi, karaciğerine bakarlardı. Karaciğerdeki faldan derlerdeki felaketler olacak, iyi olacak, kötü olacak bir şeyler. Tapınağın içine bile giremezdiniz. Yasaktı. Hristiyanlık bir noktada şundan kazandı. Siz daha önce dışarıdan, yani sinemaya geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz ama dışarıdan duruyordunuz. Komik bir durumdu. Şimdi içeri girer oldunuz. Dahil oldunuz. Ama dediler ki sen her yere girme. Sunak masasının olduğu yere girme. Onu görme. Biz onları sana anlatırız, sen idrak edemezsin. Kafan almaz onları. İşte o nedenle yavaş yavaş Hristiyanlık burada güç kazandı. Ve güç kazanmasındaki en önemli etmen, demin de söylediğim gibi, cemaatçilikti. Kol kanat geldi herkese. Hristiyanlık bu şekilde oturaklı bir hale geldiği zaman bir takım sorunlar da çıktı karşısına. Çünkü herkes dedi ki benim kültürümde bunun yeri yok. Hatırlayınız. Bizde hep böyle İsa peygamberin tasvirleri nedir? Uzun saçlı, mavi gözlü, rak yıldızı gibi bir adam. Nerede? Koskoca burunlu, kıvır kıvır saçlı, çirkin bir Yahudi. Yani ne bekliyorsunuz adamın? Ne olmasını bekliyorsunuz? Yaşadığı coğrafya o. Yani eğer Etiyopya'da yaşıyorsanız, ben derslerde gösteriyorum bunu. Etiyopya'da yaşıyorsanız, herkesin kara olduğu bir yerde sarışı mavi gözlü İsa olur mu? Tabii ki zenci bir İsa var. Değil mi? Yani ama Hollanda'da yaşıyorsanız da zenci yapmıyorsunuz. Bu kadar basit. Yaşadığınız kültür neye benzediğini söylüyor. Peki onun tasviri nasıldır vesaire, onlardan kurtulalım. Ama 325 yılındaki bu konsilin olduğu yer önemli. Biliyoruz ki
Yine bize Eusebius anlatıyor. Diyor ki sarayın içerisindeki, en içerisindeki korunaklı yapıda idi bu. Şimdi bir saray yapısı olması lazım. Devam edelim mi lütfen resimlere? Bir saray yapısının olması lazım. Saray yapısının bir de korunaklı yapısının olması lazım. Bunları çabuk çabuk geçelim. Ayasofya'dayız hala. Peki bir sarayın içerisinde mezarı da geçelim. Dursun mu? Şimdi bir saray yapısının olması lazım. Bu saray yapısı her zaman var olması gereken bir şey. Çünkü idareci sınıfın kendisini koruma altına almak için ya da biraz ayrıcalıklı olduğunu göstermesi için ihtiyaç duyulan bir mekan bu. Bugün olduğu gibi geçmişte de aynı şekilde bir mantık hareket ediyordu. O nedenle bir saray yapısının olması lazım. Benim şahsi kanaatim bunun şehrin kuzeybatısında yani İstanbul Kapı'nın olduğu yerden sol tarafa göle doğru olan olduğu bölgede. Bunun da sebepleri var. Ben böyle istiyorum diye değil ama oradaki duvar yapısı, malzemeler vesaire farklı. Bir de konum itibariyle en uygun yer orası gibi. Bir de gelenek hep devam eder. Çünkü orada Osmanlı döneminde Mütesellim Köşkü diye bir yer var. Orası oranın idarecisinin kaldığı bir yer. Ve şehrin en az yerleşen yerlerinden bir tanesi. Çünkü en çok yıkıma uğramış yerlerinden bir tanesi orası maalesef. Unutmayınız mezarlıklar mesela. Helenistik döneminden beri var olan mezarlıklar devam eder. Osmanlı öncesinde var olan mezarlıklar devam eder. Çünkü zaten orası mezarlıktır. İşlevler kolay kolay değişmez. Unutmayın sonra. Şimdi şehrimizin içerisinde uzunca bir süre sahil boyunca yürüyen yerli halkları ki Senato Sarayı. Ya Senato neyin nesi? Sarayı neresi filan gibisinden diye şehrin sonlarına doğru yani şehre İstanbul'dan giderken girdiğiniz yerin en sonunda şehrin çıkışının orada bir yeri öyle öngördüler. Ben ona inanmıyorum. Ama bu sarayın içerisinde bu toplantının olduğu yer yani konsilin toplantı yer bir kere 300'den fazla din adamını alacak. Askerleri, korumaları, imparator ve onun memurlarını alacak. Yani bir 500 kişiye hitap eden büyüklükte bir yapı olacak. Burayla ilgili bir sorunumuz var. O da şu. Anselmus denilen, Anselmus Willibald denilen bir İngiliz hacı var. Bu adam 8. yüzyılda gelmiş. Diyor ki ah ah diyor ben kutsal topraklara gittim. Oradaki kutsal doğuş kilisesini gördüm. Burası bana onu hatırlattı. E şimdi bu o kadar muğlak bir şey ki kutsal doğuş kilisesi yuvarlak bir yapı. Ondan hareketle bazı araştırmacılar ah diyorlar bir yuvarlak bir yapıymış. Bu yuvarlak yapının içerisinde toplantılmış. Ama benim şahsi kanaatim Roma'nın sıklıkla kullandığı, Hristiyanlık öncesinde de kullandığı uzunlamasına dikdörtgen bazilika biçimli bir yapı da olması. Çünkü burada bir de hiyerarşiyi kollamak söz konusu. Sağ sol oturma sıralarını yaparsınız. Din adamların rütbelerine göre oturur. En sonunda zaten imparatorların alışık olduğu bir yer var. Apsis diye adlandırılan yer Roma bazilikalarında, sivil bazilikalarında imparatorun heykelinin durduğu yer. O yüzden imparator orada oturmak istedi. Yönetmek istedi ayini. Bak senin tanrın falan var ama işin başı benim hala. Net bir mesaj vermek istedi. O açıdan bakıldığında burası mühim bir yerdi. Ve benim şahsi kanaatim bunun bir bazilika şeklinde olduğu, bu bazilikanın Ayasofya benzeri olduğu. Nitekim 8. yüzyılın sonlarında yapılan 787 tarihli konsil Ayasofya'da yapılmıştır. Ama ilk konsilin, yani Hristiyanlığın İznik akidesi, Nikaya akidesi diye adlandırılan bu önemli kararın alındığı yer, Bizans'ın sarayının, Roma'nın sarayının olduğu bir bazilikanın içerisinde meydana gelmiştir. O da İstanbul kapıdan girince sağ tarafta bir yerdedir olduğuna inanıyorum. Ona ilişkin bazı çizimlerimiz var. Biraz sonra bir canlandırma gelecek elinize. Bizim Bizantium 1200 sitesini yapan Tayfun Öner Bey var. Onunla beraber bir projeye dahil olmuştuk. İstanbul 2 numaralı Rotary Kulüp bizden bir şehri canlandırmamızı istemiş. Baştan Afrodisyası istediler. Onayı önerdik. Daha sonra değiştirmek durumunda kaldı karar. İznik'i ben önerdim. İznik'i yaptık. İznik'te tabii bazı yerler biraz yani Tayfun Bey biraz kendi yorumlarını kattı. Benim yorumlarımdan ziyade bilimsel olması dışında bazı yerleri fazlaca oynama oldu ama neyse. Şöyle de bir şey var. Şimdi şehrin içerisinde kalan yapılar, hani saraydan geriye bir şey kalmadı. Surlar kaldı. Surlar çünkü her daim ihtiyaç duyulan şeylerdi. Önümüzde gördüğümüz yapı, resimde gördüğümüz yapı tiyatro kalıntısı. Tiyatro bayağı harap durumda. Tiyatronun oturma sıralarını destekleyen bu tonozlu mekanlar Bizans döneminde fırın olarak kullanılmış. Çanak çömlek fırını olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde de bunlar çanak çömlek fırını olarak kullanılmış. Ama Osmanlı öncesinde bir Türk yerleşim var burada. 1081 yılında buraya gelmiş olan Selçuklular var. İnanılmaz bir hızla 1071'den sonra Selçukluların batıya doğru hareket ettiğini biliyoruz. Bu burayı ele geçirip başkenti ilan etmeleri konusunda farklı görüşler var. 1075'ten 1081'e kadar. Ama benim ikna olduğum Selçuklu Tevarihi Ali Selçukname denilen bir kaynak var ve o gibi birkaç tane dönem kaynağından hareketle ben 1081'de buranın başkenti olduğu kanaatindeyim. Ama 15-16 yıl kadar sonra 1. Haçlı Kuvvetleri burayı tehdit ediyorlar. Almak üzereyken de yaptıkları şey şu, Bizans devreye giriyor. Diyor ki burası benim şehrimdi. Şimdi ben bu şehri kaptırmayayım Haçlılara. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden bir anlaşma öneriyor Selçuklara. Diyor ki burayı bana teslim edin. Ben de size bağımsızlık vereyim.
Yani dokunulmazlık vereyim size, biraz da para koyayım cebinize, kurtulursunuz böylece. Bu açıdan bakıldığı zaman ilginç. Ama önemli sayılabilecek yapıların çoğu harap durumda. Tiyatro da öyle. Tiyatro bir mezarlık. Burada yapılan çalışmalarda antropologların yaptıkları laboratuvar çalışmaları sonucunda buraya gömülenlerin çok büyük kısmının erkek olduğu, bunlar da çok büyük kol ve bacak kesiklerinin olduğu, dolayısıyla bunların bir savaş neticesinde buraya gömüldükleri düşüncesi var. 11 ve 13. yüzyıl arasında bu cenazeler var. Bir yoğun bir bölümü Hristiyan nüfusa ait, bir kısımda da Müslüman mezarlığı da var. O da ilginç. Hatta bunun içerisinde iki tane küçük kilisecik var tiyatroda. Devam edelim lütfen. Yok, Ayasofya'ya geri döndük. Ayasofya'nın içerisindeki duvar resimleri. Bunları niye tamir etmezler ben bunu anlamadım ama. Yine Ayasofya'dayız. Ayasofya'nın içerisine girer girmez zemin mozaikleri var. Bu zemin mozaiklerinden bir kısmı bizi ilgilendiriyor. Bu tamirat esnasında yapılmış olan şeyler. Bu zemin mozaiklerinden bir tanesi zambak. Daha sonra tekrar döneceğiz ama zambağı hatırlamanızı isteyeceğim. Çünkü zambak Laskaris Hanedanı olarak adlandırılan hanedanın işareti, alameti, farikası. Buyurunuz, devam ediniz. Ayasofya'dan. Ha, demin gördüğümüz hani paraklesyon dediğimiz, para verme karşılığında ayrıcalık alıp gömülme hakkını kazanan kafesli bölümdeki adamcağız ne oluyor? Burada Ayasofya kadar önemli bir başka dini yapı vardı. Bizans'tan geriye kalan 1920'lere kadar, yok durun oynamayın. Eski fotoğrafa geri. Heh, bu. Yine Berger'in fotoğrafı. Bu Ayasofya ve onun kadar mühim bir başka yapı daha var olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bölgede yapılan çalışmalar içerisinde en önemlisini yapan kişi, daha önce de söylemiştim, Raymond Genin isimli biri. Raymond Genin bir rahip. Bahariye'de bir Katolik rahip. O antik kaynakları okuyor. Antik kaynaklarda ismi geçen kilise, manastır ne varsa onları listeliyor. 1950'lerde yapmış bu çalışmayı. Daha sonra 1960'larda tekrar basım yapıyorlar onun çalışmaları. Onun söylediğine göre 12 tane kilise varmış. İznik ve civarında. Oysa ben bugün kitap yazıyorum diyorum ya, tespit ettiğim 15 tane kilise var. Bunların içerisinde bir tanesi de bu önümüzde duran. Meryem Ana'nın adına ithaf edilmiş olan Meryem Ana'nın uykusu, kimisiz, koimesiz yazılır, kimisiz kilisesi. Meryem Ana Ortodoks inancına göre ölmez. Öte dünyaya geçmeden önce bir ara böyle bir şey vardır. Koimeterion, kimeterion denilen şeyler vardır, mekanlar vardır. Orası uyku mekanıdır. Çünkü siz uyursunuz. Bu dünyadan öte dünyaya yeniden dirileceğiniz zamana kadar uyursunuz, misafir edilirsiniz. Unutmayınız, antik dünyada ne vardı? Şehir vardı, polis vardı, nekropolis vardı, ölüler şehri vardı. Ölünce gidiyordunuz. Ama Hristiyanlıkla beraber nekropolis olmadı. Kimeterion oldu orası. İşte burada, siz burada Koimeterion diye yazılan bu yerde uyku mekanında öte dünyaya geçerken hazırlık aşamasındasınız. İşte bu önemli şahsiyetlerden bir tanesi de kimisiz, yani uykusunu gerçekleştirecek olan Meryem Ana'dır. Bu kilise de ona ithaf edilmiş olan bir kilisedir. Büyük ihtimalle bir manastır kilisesidir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü buraya ilişkin bazı kitabeler bulundu. Hiakintos isimli Paflagonyalı, olasılıkla Kastamonili, Kastamonu'nun eski adı Kastamoni, Kastamonili birinin bağışlarıyla ihya olmuş. Çünkü ona ait olan bazı yazıt parçaları bulundu. Bu yapı neyin nesiydi peki? Yapıldığı dönem hayli müphem ama 6. yüzyıldan itibaren aşama aşama yapıldığını bildiğimiz bir yapı bu. 1922'de talan ediliyor. Daha doğrusu tahrip ediliyor. Özür dilerim. Talan demeyeyim, yanlış kelime. Kurtuluş Savaşı esnasında burada bulunan Yunan birlikleri Müslüman halkın bir kısmını camilere doldurup yakmaya çalışınca, yaşayacağım bunlardan bir tanesi, bu dönem geçtikten sonra siz bize böyle yapmıştınız deyip dinamitlenerek bu yapı uçuruluyor. Bu gördüğünüz yapıdan geriye çok az bir şey kaldı. Harap halde onları göreceksiniz. Ama bunun içerisinde mozaikler de var. Duvar mozaikleri vardı. Bu mozaikler bizim için önemli. Çünkü Bizans sanatında 726 ve 843 yılları arasında tasvir kırıcılık hareketi vardır. Bu tasvir kırıcılık hareketine ya sağ kalmış ya da onların hemen bitiminden sonra yapılmış olduğuna inanılan mozaikler bunlar. Bir sonraki resim alalım, belki orada vardır. Bu değil, bu yapı değil. Bu başka bir üçüncü bir yapı. Aziz Trifonus'a ait olduğu düşünülen bir yapı. Devam edelim. Bu aynı yapının tekrar güneydoğudan görünüşü. İçerisinde mozaikler var demiştim. İşte Meryem Ana'ya ithaf edilmiş olan bu kilisenin apsisinin üst bölümünde Meryem Ana'nın bir tasviri var. Bunlar tabii yerine yerler esen şekildeler. Bu tahrip olmuş durumdalar. Buyurunuz. Devam edelim. Bu işte bu yapının olduğu mekan. Bugün bir arsa. Burada tamir edilecek, dikilebilecek herhangi bir şey yok. O nedenledir ki
bunun ne olacağı konusunda çok da bir şansımız yok ama harap durumda. Ama dediğim gibi işte insan tarihinde böyle nahoş olaylar yaşanıyor. İşte mekan burası. Yani mekanın olduğu yer, kilisenin olduğu yer burası. Hyakintos Manastır. Buranın hemen yakınında da Böcek Ayazma adıyla adlandırılan bir yer var. Biraz sonra onu da göreceğiz. Devam edelim lütfen. Yapının içerisinde farklı sahneler. Burada konsil resimleri görebildik mi Ahmet Bey? Yolladıydım ya demin. Onları ben 3 tane maille yolladım ya. Onları koysak. Ha, İzlik konsil freskoları var. Ses gelmiyor. Duymuyorum. Ya he? Öbür taraftan Face'e bağlanıyoruz. Anladım. Oradan fakat onu beceremedik. Onunla uğraşıyorum. Ben tamam. Halledeceğim. Sen devam et. Tamam. Pekala. Bu benim İzlikli bir öğrencim var. Çanak çömek ustasıdır. Çok iyi bir ustadır bu çocuk. 2006 yılında orada yapılan tamiratlar esnasında iş makineleri kullanıldı maalesef. Bu iş makineleri kullanılırken bu alanda orada dolaşıyor. Ölçek. Ben hep onlara söylüyorum. Mutlaka yanınızda ölçek olacak cüzdanınızda. Olmadı. IKEA'dan ölçek alın. Metre alın. Onu ölçek yapın. O gafil avlanmış çocuklar. Ölçek olarak çakmağını koymuş. Çakmağıyla orada bir hemen surun dibinde bir tane bebek mezar. Sur dibine Lefke kapının hemen dışarısında bir mezarlık var bugün. Bu sura bitişik olan mezarlardan bir tanesiymiş. Maalesef ufak bebek gitti. Buranın surlarının en son tamiri gördüğü zaman 1065 depreminden sonra. 1065'te sahiden ciddi anlamda hasar görmüş buradaki surlar. Bu surların tamiratının neticesinde de bugün gördüğümüz surların çok büyük bir bölümü 1065 sonrası. Sonraki resme geçebiliyor muyuz? Yakın tarihlerde ortaya bir şey daha çıktı. İznik halkı çok meraklıdır. Böyle define işlerine sağa sola bakmayı çok meraklıdır. O yüzden zaten balıkla ilgilenenlerin zaten bildiği bir şey vardı. Burada benim tasvip etmediğim, çok da uygun bulmadığım bazı tabirler kullanılıyor. Onu da çok doğru bulmuyorum gerçekten de. İznik Gölü Bazilika kalıntısı. Bazilika değil ki o kilise. Yani 2013 yılında suların azalması sırasında fotoğraf çekmek amacıyla uçakla dolaşırlarken fark edilen bir şey var. Biraz sonraki görüntülerde göreceksiniz. Lütfen resmi alayım. Bakınız bu yapı çıktı orada. Bu kazayen bulunmuş bir yapıdır. Bursa Arkeoloji Bölümü buraya talip oldu. Biz kazalım bunu dediler. Ama ısrarla imtina ediyorlar. Buna kilise demekten. Zannediyorum belediyeden aldıkları desteğin riske gireceği düşüncesinden dolayı böyle bir şey söylüyorlar. Nitekim UNESCO toplantısında ben bunu söyledim. Niye bazilika deyip duruyorsunuz dedim. Yani anlamı ne? Bu kilise işte. Kiliseye kilise denir. Siz camiye, Sultanahmet Camii'ne gidiyor mu diyorsunuz yoksa Sultanahmet Salatin'ine gidiyorum mu diyorsunuz? Veya ters deye mi gidiyorum, imarete mi gidiyorum diyorsunuz? Yani bu bir kilise plan tipidir bazilika. Yani haç planlığı da var, işte rotondosu da var, şusu da ama bu kilise sonuçta değil mi? Yani masa demek gibi bir şey bu. Dört bacaklı da olur, tek bacaklı ama sonuçta o bir masa. Bu da bir kilise. Niye kilise demiyor anlamış değil. Bununla ilgili olarak Hristiyanlık arkeolojisi alanında çalışmalar yapmış olan Emine Tok Hanım var İzmir'den. Onun önerileri doğrultusunda birkaç tane tanıtıcı yazı yazılı. Bunun da Aziz Neofitos isimli bir din şehidine ait olabileceği düşüncesi var. Neofitos manidar bir şey. Çok böyle dikkat edilmemiş bu araştırmacılar tarafından. Niye dikkat edilmemiş onu da anlamış değilim ben. Neofitos yeni fidan demek. Bir adama yeni fidan demezler durduk yere. Dönme o. Ya mezhep değiştirmiş ya din değiştirmiş. Yani durduk yerde bir adam bu Neofitos ismi verilmiyor. O bir proselita. Proselitus. Yani dinini, inancını değiştirmiş kişilere verilen bir ünvan bu. Her ne olursa olsun Neofitos yeni açan bir fidan gibi. İnancı sebebiyle Hristiyanlığın henüz yasallık kazanmadığı zamanlarda din şehidi ediliyor. Ve din şehidi edildikten sonra da onun hatırasına gölden gelecek tehlikelere karşı kenti koruması amacıyla bir kilise oluşturuyor. Hatta onun mezarı olduğu düşünen mezar az önce tahrip edildiğini söylediğim kilisenin içerisinde tutuluyor. Orada bir lahit var. Ne derece doğru bilmiyoruz onu tabii. Ama ilginç bir ayrıntı daha var. Bir İngiliz var, doktor. John Cowell diye. 1675-77 arasında Türkiye'de çok geziyor. 76'da buraya geliyor. Şubat ayında geliyor. Ve geldiği zaman da böyle Hristiyan'la pek bir muhabbetli. Diyor ki ile ben Ermenilerle, Rumlarla kalacağım, işte dindaşlarımla kalacağım falan böyle. Burada kalmak istiyor. 10 tane Ermeni hanesi var. 50 kadar da Rum var burada. Onlardan biriyle kalmak istiyor. Ha çok güzel. Buna döneceğiz şimdi. Dursun bu. Rumların yanına kalmak istiyor. Daha doğrusu Yunanlar diyor onlara. Yunanların yanına kalmak istiyor. Ama tuhaf bir durum çıkıyor ortaya. Diyor ki Yunanca bilmiyorlar. Ve papaz var. Papazı çağırtıyorlar. Bir şekilde papaz geliyor. Papaz da Yunanca bilmiyor diyor. Allah Allah. Bir tuhaf bir durum var. Şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Yıllar önce yaptığı bir çalışması var. Spiros Virionis diye bir hocanın yaptığı bir şey var. İşte şey diye.
Yani Helen dünyasının sonu, Türkleşme sonucunda Helenler kimliklerini yitirdiler. İşte hakim olan dil neyse onu takip etmeye başladılar diyor. O nedenle Türkleşmiş, Türkçe konuşmuş hale gelmiş olabilirler diyor. O süreç biraz bana erken gibi geldi. Ama öte yandan Karamanlılar geliyor aklıma. Değil mi? Yani bu insanlar da Türk ama Hristiyanlığı seçmişler. Ya da Karamanlılar dışında başka topluluklar da var. Nasıl ki böyle Hazarlar Yahudi'yi seçmiş bir Türk topluluğuysa böyle bir topluluk da olabilir. Çünkü tüm dönemde halkın tamamının Yunanca'yı unutup dönmesi bir tuhaf geldi bana. Neyse mevzumuz o değil. Ama biliniz ki bu Aziz Neofitos'a ait olduğu iddia edilen kilise şehrin dışarısında. Belki değil. Bunu neden söylüyorum ısrarla? Çünkü konumu itibariyle bugün gölün içerisinde. Ama depremler de suyun içerisinde kilise inşa edilmeyeceğine göre depremler neticesinde bunu yere oynamış. Nasıl ki daha önce de konuştuğumuzda söylemiştim ben size. 99 depreminde kara olan yerler deniz, deniz olan yerler kara olduysa bu da muhtemelen toprak olan bir yerde idi ve zemin oynayınca kaydı. Bunun sonucunda ortaya bu çıktı. Nitekim şehrin 4 tane ana kapısı var demiştik ya. 4 tane ana kapının 3'ü duruyor. Tek göl kapı yok. Çok manidar değil mi? Demek ki göl tarafı bayağı ciddi bir hasar almış. O zaman çok kaybı olmuş, akma olmuş bir herhalde bu kilise de o zamandan. Bunun yapısından hareketle, yani görüntüsünden hareketle tarihlemek çok kolay değil ama içerisinde bulunan sikkelerden dolayı 4. yüzyıl, 5. yüzyıl tarihleri öneriliyor. Henüz erken bir aşama. Bir de mezarlar bulunduğu içerisinde bakalım ne olacak, nereye gidecek bu göreceğiz. Devam edelim lütfen. Tepeden bakıldığı zaman bu klasik bazilika tipinde bir yapı. Ama bazilikanın bunun bir altyapı olma ihtimali de var. Onu da göz ardı etmeyiniz. Çünkü absisin olduğu duvar fazlaca kalın. Bir geriye geliniz lütfen. Hocam bak, burada bahsettiğiniz kapıya dair bir şey bulundu mu? Yoksa o mesela yok. Bahçe duvarı gibi bir şeyler görüyoruz böyle tepeden. Yok yok değil. Koskocaman bir kapı olması lazım. He, ama yok şu ana kadar bulunamadı değil mi öyle bir yok. Şey? Tamam. Şey ilginç. Bakınız. Enis Karakaya diye bir arkadaşım var benim. Enis Karakaya çok böyle kadri bilinmeyen önemli bir şahsiyettir. Çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Yeraltı mezar odaları vardır. Hipogeumlar, hipojeler diye. Onunla ilgili çalışmalar yapmıştır. İznik'te çok çalışmıştır. Ve onun bana bildirdiğine göre 1960'larda burada bir film ekibi dalmış. Ve gölün içerisinde mezarlar ve yapı kalıntıları bulmuş. Daha 1961 yılında. Düşününüz. Kimse dalmamış ondan sonra. Kimse bakmıyor. Ya burnumuzun dibi niye kimse girmez bakmaz. Anlamıyorum ben bunu. Nitekim 2013'e kadar 50 yıl bekledikten sonra bu yapı çıkınca aman çok önemli bir yer oldu ya arkadaş. 50 yıldır adamlar söylüyormuş sana bunu. Sen niye bakmıyorsun? Neyse. Ama peki bu bunun daha önce yani daha önceden bilinmiyor olması normal mi? Yani illa bir denize giren falan yani hani göle giren bunu görür ya orada. Çok doğru, yakın. Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Yerel halk zaten biliyormuş bunu. Yerel değil halk mi yani? Çünkü bunun muadili bir şey var. Adalarda biliyorsunuz Batan Vordonize adaları vardır. Hani bu depremde ortaya çıkmış gibi anlatıldı ama balıkçılar ne diyor oraya? Batık Manastır kayalıkları diyor. Yani doğru, onlar doğru. Biliyorlar aslında değil mi? Öyle bir şey olsun. Doğru, doğru. Burada da halk biliyor ama şimdi halk bunun kilise mi olduğunu nereden bilsin bilmez. Diyor ki saray, saray parçası diyor. Doğru. O yüzden şimdi ne olduğunu adını koymak gerek. Ama burada da şöyle bir hataya düşmemek lazım. İnsanların yaptığı temel bir şey var. Mesela bir jeodezik araştırma yapıldı 2008'de. Yaz kampı yapıldı. Almanya'dan bir üniversiteyle bizim Koca Üniversitesi. Georadarla yere tuttular, duvar kalıntıları buldular. Aynı buna benzer bir şekilde bir yapı kalıntısı gördüler. Aa dediler bu plan tipi Bizans'ın orta döneminde 9, 10, 11. 12. yüzyıllarda çok tutulan bir yapı plan tipidir. Ondan hareketle bu olsa olsa o döneme ait. Ya öyle bir şey olabilir mi? Öyle mantık olur mu? Yani bu kilisenin şekli, bu şekil 4. yüzyılda da aynı. Bugün inşa ediyor Yunanistan'da kiliseler hala aynı şekilde inşa ediyor. Tarihin nereden söylüyorsun bu kadar kolay mı bu iş? Yani değil mi? O yüzden daha sağlam veriler olması lazım. Az önce söylediğim sikke buluntuları da çok bağlayıcı değil. Çünkü sikke ufacık bir şey koyarsın cebine akar gider. Yani o bağlayıcı değil. Ama neyse her ne olursa olsun burada beni ilgilendiren şey şu. Buranın belki bir altyapı olabileceği, iki katlı bir kilise olabileceği ya da çok yüksek bir kilise olabileceği fikrine ulaşmama sebep olan şey şu. Sağ tarafta bu şu dubanın sağında absisin olduğu yerdeki duvarın fazla kalın olması. Absisin bu kadar kalın duvarın olmanın ihtiyacı yok. Keza absisin dışarıdan bir duvarla çerçeve içerisine alınması kuzeyde, batıda hiç olmaz. Suriye'ye özgü bir özelliktir. Bizim de Silifke civarında yapılarda vardır, burada yoktur. Neyse çok dağıtmayalım konuyu. Boğulacağız yoksa. Devam edelim lütfen. Absis duvarı işte kastettiğim şey bu. Koskocam fazlaca kalın bir duvar bu. Sol tarafta da bakınız dumanın altında bir mezar var. Burada çalışmalar yapılıyor. Burası bir mezar. Burada yapılan çalışmalar neticesinde buluntular yavaş yavaş yayınlanıyor. Onunla ilgili yüksek lisans doktora tezleri yapıyor Uludağ Üniversitesi'nden. Devam edelim. Bu da
Önemli fotoğraflardan bir tanesi. Bakın Lefke Kapısı'nın girişi. Şimdi normalde gördüğümüz surlar aslında tek sıra surdu. Ama daha sonra ihtiyaca binaen bir dış sur daha yapıldı. Buna paralel yapıldı. Burada görürüz dış iç surlar bir arada Lefke Kapısı'ndan. Sol tarafında böyle yol gibi olan su kemeri. Aslında bu su kemerinin Justinianus zamanında tamir edilen su kemeri olduğunu biliyoruz. Ve dağlık alandan suyu taşıyan bir sistem bu. Hemen onun şehre girdiği yerde bir çeşme var. Benzer şekilde farklı yerlerde de varmış. Devam edelim lütfen. Lefke Kapı'nın içerisinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında asıl seviyeye inerken maalesef iş makineleri kullanıldı. Bu İstanbul Kapı'nın girişi. Yani İstanbul'dan gelirken girdiğiniz kapı. Eski adıyla Tabakhane Kapı. Yine Berga'nın, sağ olsun Berga'nın fotoğrafları. İstanbul Kapı'nın daha yakın tarihte resimler, artık günümüze doğru geliyoruz. Şimdi orada bir tamirat çalışmaları yapılıyor. Yakın tarihte, popüler tarihte, kültürde Osmanlı dönemi yolu, onun altında Bizans yolu, sonra Roma yolu diye ortaya çıktı. Gerçekten de öyle. Buyurunuz. Hı-hı. İstanbul Kapı. Devşirme malzemeleri görüyorsunuz. Bir zafer anıtına ait olduğu düşünülen kabartmaları görüyorsunuz. Sağ üstteki parça ise, üstünün hemen yanında o bir lahit parçası. Onun altındakiler kabartma parçaları. Olasılıkla Gotlep ettikten sonra yaptıkları bir zafer Karanlık'ın parçasıydı. Benzerleri Lefke Kapı'da da var. Devam ediniz. Bunlardan bahsediyorum. Devam ediniz. Tabii bir de tiyatro maskeleri var. Bu tiyatro maskelerinin herhalde manevi koruyuculuğu vardı ya da korkutuculuğu vardı. Ondan dolayı konulmuş. 1953 yılında Semavi Ece gelmiş buraya. Kızmış. Bir yazı yazmış. Diyor ki bunları kim niye iter anlamıyorum. Bunun altı çalıkmış, düşmüş. Çalıkların içerisinde aratmış, taratmış, buldurmuş bir tanesini. Onu koydurmuş yukarı falan. Onu anlatıyor. Ters koydular diyor yerlerinde zaten diyor. Yanlış tarafa bakıyorlar falan. Ama bunlar tiyatro kullanım dışı kaldıktan sonra unutmayınız. Tiyatrolar Hristiyanlığın yasallaşmasından sonra çok da hoş karşılanan mekanlar olmadılar. Roma'da zaten tiyatroya çok böyle hayranlıkla bakmıyordu. Fazla entelektüel geliyordu Roma'ya tiyatro. Roma biraz daha somurttu. Ve o nedenle tiyatro taş ocağına dönüştü. Surların onarımında kullanıldı, ev yapımında kullanıldı. Maskelerin bir kısmı da burada görüldüğü gibi kullanılmış. Nitekim tiyatronun kendisi de ocak olarak kullanıldı demiştik. Çin'i ocağı olarak kullanıldı Osmanlı döneminde. Onun öncesinde Bizans döneminde Çanakkale Katolisi olarak kullanıldı. Buyurunuz. Bu önemli bir şey. Kapıların içerisinde benim yakın tarihte bulduğum, yaptığım bir çalışma içerisinde, bu kitap için yaptığım çalışma sırasında ortaya çıkardığım bir şey bu. Çok alıcı gözle bakmayınca insan görmüyor tabii. Bu bir portkulis. Portkulis ne diyeyim, ahşap veya demir ızgara kapı. Hani böyle Haçlı filmlerine falan görürsünüz veya Batılı şövalyelerin filmlerine görürsünüz. Prat diye böyle iniverir. İşte Bizans'ta bu yok. Böyle bir uygulama yok. Olsaydı başkent İstanbul'da olurdu. Konstantinopolis'te olurdu değil mi? Böyle bir uygulaması yok. Bir istisnası diye Ahmet Bey'le konuşuyorduk. Mevlevihane Kapı. Orada biraz şık var. Mevlevihane Kapı'dan çok emin değil. Çünkü bu sistemin çalışması için iki aşama lazım. O biraz müphem çünkü orada konuşuyoruz. Silivri Kapı için aynı şeyi konuşuyoruz. Ama bu kesin hem burada hem İstanbul Kapı'da bu sistem var. Portkulisi kurmuşlar. Unutmayınız bu kapılar da aslında sembolik Roma kapıları. Yani surun kapısı olarak yapılmamış. Önce sembolik şehir giriş kapıları yapılmış. Tak gibi düşünün bunları. Münferiten etrafına duvar olmaksızın. Sonra surlar buna birleştirilmiş. Daha sonra ihtiyaca binaen bunların genişletildiğini ve savunma amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Devam edelim lütfen. İnşallah bir resim daha vardır. Yani bu aynı şekilde burada da görüyorsunuz bu İstanbul Kapı'dan ama aynı sistem burada da var. Yani yol seviyesinin dolduğunu görüyorsunuz. Üstteki o iki kemerin olmasında sebebi bunu sarkıtacak mekanizmanın orada olması. Peki bu burada yoksa Bizans'ta yoksa nereden geldi? Batı'dan geldi. Batı'dan nasıl geldi? Benim şahsi kanaatim Manuel Komnenos zamanında gelmiş olması. 1100'lerin ortasına gelmiş olması. Çünkü Manuel Komnenos iki eş var. Bir tanesi Alman, Berthe von Sulzbach. Diğeri ise Antakya Kraliyeti oldu. Haçlar geldi oraya kurdu. Oradan bir hanımefendi. Her ikisi de beraberinde askerler getiriyorlar. Berta ile beraber 500 tane Alman şövalyesi buranın emrine giriyor. Ondan sonra Antakya'dan da Haçlılar emre giriyorlar buraya. Onların tavsiyesiyle böyle ya biz böyle bir şey yapıyoruz. Siz niye bunu kullanmıyorsunuz gibisinden uygulamış olabilir. Çünkü bunun bir istisnası var. İstanbul'un dışında Yoros Kalesi'nde var biliyor musunuz? Portkulis. Yani bu pırt diye indirilen ızgara kapı. Başka İstanbul'un hiçbir kapısında yokken, başkent bunu uygulamıyorken, siz dışarıda bir kapıda, zayıf olduğunu gördüğünüz bir kapıda uyguluyorsanız, oranın da yakınlarında Cenova'nın denetim noktası varsa, bana sanki Batı'nın bayağı bir dokunuşu varmış gibi geliyor. Bunu ben bu yazdığım kitapta ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Devam edelim.